Hemen seninle başlamak istiyorum. Biliyorum ağlıyorsun ama alayım ismi. Yani ne diyebilirim ki? Ben Murat'ın benim gerçekten benimle gerçekten beni hedef seçip oynadığını düşünüyorum ve ben burada hata varsa hepimizin hatası var ve ben hata yaptıysam okey ben haklıyım ama çok üstüme geliniyor ve bu benim enerjimi düşürüyor. Bu yüzden ben istemiyorum. Yani bu yüzden Murat demek istiyorum. Peki Murat geldi. Oğuzhan. Ben mi? Evet pardon ben sana bakmadan söylediğim için. Oğuzhan. He tamam Burcu Hanım. Ben bir an daldım oraya şey yapınca oraya kafa gitti. Burcu Hanım şimdi dinledim ben arkadaşları. Biz biliyorsunuz dışarıdaydık. İlk defa ben bir oyunda komple dışarıda kaldım bu hafta. Başlangıçta bu haftaya çok değişik başladım ben. Son seçildim. Oyun dışı kaldım. Ondan sonra dışarıya çıktık. Hiçbir şey görmedik. İlk defa böyle bağımsız bir şekilde dışarıda Anılcan'la sohbet ettik. Geldik burada istişare edelim dedik. Hani ona göre oy belirleyelim dedik. Yorumlarını dinledik. Hiçbir şey anlamadık ama şu anki konuşmalarından şunu anlıyorum. Yani benim burada bir Murat'ı yazma gibi bir düşüncem vardı. O değişti. Nasıl değişti? Liderin yani Elif'in yönlendirme sistemi yanlışmış. Yani sen orada lidersin. Mesela Ayda'yla Murat'a diyebilirsin ki siz bu tiramisuyu yapın. Ben size okuyorum. Her şeyi dört dörtlük yapacağız, edeceğiz. Bu şey ya, yok ben kendi yorumumu katayım. Şimdi sizin anlattıklarınızdan yorum yapacağım. Şimdi Murat'ın da şöyle bir eksiği var. Sen mutfakta iyiyim diyorsun, güzelim diyorsun. Her zaman diyorsun ki ben işte şunu yaptım, bunu yaptım. Ben bunu dökmedim, bunu koymadım, bunu koymadım. Yardım et. Bak. Madem koyduklarını görmedin, değil mi kardeşim? Yani suyu görüyorsun ya da ne bileyim şeker erittiğini görüyorsun. Malzemeyi bu kadar koyduğunu görüyorsun. Un koyduğunu görüyorsun. Yardım et. De ki bu böyle olmaz, böyle olur. İşte gör. Yani madem biliyorsun böyle şeyler olacak, gör yani. Mutfağa dört gözle bakman lazımdı. Yani dikkat etmen lazımdı. O yüzden biraz yönetimde sıkıntı olduğu için bak hiç istemeyerek böyle oy vermek istiyorum. Yani üzülerek vereceğim. Elif diyorum. Peki Elif'ten de. Hoşuma hakkım var mı? Ne dediniz hocam pardon. Bizde tamam. Simit olduğunu biliyorlar değil mi? Nasıl? Yeni öğrendik. Yeni, onu da yeni öğrendik Burcu Hanım. Nedir bir daha söyle. Bizde simit olduğunu biliyorlar değil mi dedim. Hani bize... simit olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biz demin öğrendik Burcu Hanım. Ben de bir şey söyleyebilir miyim çok kısa? Tamam. Gerçekten mi? Çok pardon biliyorsunuz zannettim ben. Çok biz pardon. Bilmiyorduk yani. Biz anlayamadık hiçbir şeyi yani. Şöyle, bu arada ekip ben liderleri dışında herkes de üçer yani tane simit vardı ve evet eğlendikleri anlar oldu ama zorlayıcı zamanlar da oldu. Hiç Elif kusura bakma normal bizim forma... Hayır şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış özellikle anlamışım. Eleme aşamasında böyle savunmalara fırsat veremem ben çünkü çok uzun sürer. Ben sadece isim istiyorum. Siz sonra kendi aranızda çözün istiyoruz biz zaten bunları. Tamam mı? Söylersiniz. Sen Elif dedin. Murat. Ben dediğim gibi Elif'in iyi yönetemediğini düşünüyorum. Benim görmediğim şeyleri kendisi yaptı ve diyor ki sen niye aklına getirmedin falan. Eğer ben yapsaydım belki bazı şeyler aklıma getirebilirdim Elif. O yüzden Elif demek istiyorum hocam. Soner'le devam edeyim. Bunu normal zamanda sorsanız hiç düşünmeden Murat derdim aramdaki sorunlardan dolayı. Yani geldiğimden beri dinledim Ayda'yı da, Elif'i de, Murat'ı da az çok. Ya tadımı da benle elzem yaptık. Ben benimkinin yoğun olduğunu söyledim, bizim ekibin yaptığını. Yani sadece dinlediklerimden yola çıkıyorum, Murat diyorum. Murat diyorsun. Zaten Murat derdim diyorsun ve Murat normalde diyorsun. Normalde hiç düşünmeden derdim dedim. Ha şimdi düşünerek biraz Murat dedim şimdi. Diyorsun. Kafam karıştı. Acaba dedim yanlış bir şey mi söyledi? Sonra abi Türkçeden Türkçe'ye çevirin ya. Abi ben de anlamadım. Ne yani? Tamam. Normalde Murat derdim, Murat diyorum dedim. Tamam peki. Son dakikalara gidiyor, kafa gidiyor. Biraz düşündüm. Elzem. Üç arkadaşımız yarıştı ve biz hiçbirini görmedik ve etrafının da simitli olduğunu yeni öğrendik. Şimdi Murat burada belli başlı kötü hatalar vardı. Hani etkileyen hatalar vardı ve Murat'a sorduğumda Murat ben bu hataları yapmadım çünkü orada yoktum bile dedi. Niye yok ki mesela? Yani atışma yok. Evet. Ben yoktum dedi. Onlara hiç girmedim dedi. Ekip liderisin. Umarım da çok güzel olursun. Bunda kendini demoralize etmeni istemiyorum. Devam edebileceğine inanıyorum. Demoralize kesinlikle olmanı istemiyorum. Mutlu olmanı istiyorum. Enerjinin de çok yüksek olmasını istiyorum. Çünkü iyi birisin. Böyle de güzel olsun.
Sadece bugün bazı hatalar oldu. Herkesin de başına geliyor. Arkadaşlarımızın da kolları simitliydi. Hani orada yönetmesi gereken bence sendin. O yüzden Elif diyorum ama moralin bozulmasını istemiyorum. Devam ederiz. Sıkıntı yok. Ayda'yı alayım ben. Ben yani gerçekten kötü yaptık. Bunu hep beraber yaptık ve ama yaparken gerçekten çok eğlendim yani. Aşırı eğlendim. Son zamanlarda en çok eğlendiğim anda hatta. Ama sonucunda tabii ki kötü oldu ve bir isim vermek zorundayım. Tadan arkadaşlarımın ismini de veremem. Hiçbir şey yapmamış arkadaşlarımın ismini de veremem. Sonuçta bunu hani biz topluca seçtik. Üçümüz kalıyoruz. Üçümüzün hatası var. Kendi ismini veremem. Otomatik kendi ismini verebiliyor muyum? Bu hesaba göre beni veriyor. Bir kere de ben vereyim kendi ismimi dedim. Neyse. Elif'i çok seviyorum. Yani... Şey, zaten Murat çok başarılı bir oyuncu. Bunu stratejik olarak düşünüyorum. Eleneceğini düşünmüyorum. O yüzden Murat diyorum. Senin kaç oyun var şu anda? Üçünüz değil mi? Burcu Hanım. Anılcı Hanım belirleyeceğim. Şurada bitiyor Burcu Hanım. Burada bitiyor. Adalet, hakkaniyet, Anılcı Hanım. Ben bir şey diyeceğim. Çok merak ediyorum. Yaz sürekli hani bir şeyle bir başkaları karışamıyor değil mi böyle şeylerde? Biz elemeye bakıyoruz. Şu an şakalaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Yok, şaka yapmayacaksın. O manipülasyon tekniğini yapıyor. Lütfen susarsa sevinirim. Kimseye karışmıyor normalde. Evet. Şimdi şöyle Burcu Hanım, gerçekten ben görmedim. Hiçbir şey görmedim. Tatmadım. 5 saniye önce falan hani simitlerin takıldığını. Hatta siz tam gelmeden önce dedik ki biz olsa biz 5 saniye sonra hani 5 dakika sonra dedik oy vereceğiz dedik. Siz geldiniz. Hani hiçbir şey anlamadım ben. Ayda hani çok hani Ayda da biraz kendini ifade etmeye çalıştı. Hani biraz bir şeyler yaptık. Şu hepimizin suçu, hepimiz çalıştık dedi. Arkadaşların hepsi çalışmıştır zaten. Hep söz belli. Elif Murat'ı suçladı. Murat işte Elif'le Ayda'yı suçladı gibi oldu. Aydagil hani böyle şey oldu. Ben hiçbir şey anlamadım açıkçası. Hani hiçbir şey anlamadım. Ama anladığım kadarıyla hani Ayda'yla Elif yine bir şeyler yapmaya çalışmış. Hani nasıl söyleyeyim böyle şey yapmış ama ikisinin yorum... Yaz, yapma. İkisinin yorumlarına göre... İkisinin yorumlarına göre ben görmedim, duymadım çünkü. Ben üç arkadaşımdan dinledim bir dakikada, iki dakikada yani siz gelene kadar kendilerini ifade etmeyi. İkisi biraz daha Murat'a yönelik, hani onun hatasına yönelik söylemleri olduğu için ben de ondan dolayı Murat diyeceğim. Çünkü ben görmedim, bilmiyorum, duymadım. Üç arkadaşım vardı, üçünü de dinledim. İkisi bu arkadaşımızı suçluyordu. Ben ne yapabilirim o zaman? Ya sen mesela, çok pardon bir şey söyleyeceğim, siz sürekli Yağız'la falan arkada Oğuzhan da gülüyor mesela, ben yok, şu an anlamıyorum. Yok, Oğuzhan'a da baktım ne yapıyor diye. Ben onların yaptığı tekniği onlara yapıyorum. Anılcan'a böyle yapıyorlar. Hani başardın, Murat'ı soktun, pota yapıyorlar. Ben onlara görüntülerini gösteriyorum. Ben böyle gözüküyorsunuz. Yok, ben de söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, ben tamam, değişik yerlere gidiyor çünkü. Evet, değişik bir yerlere gidiyor. Söyledim. Evet, Murat'ı söylüyor. Tamam, o zaman Murat sensin. Teşekkürler Burcu Hanım. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Görmedikleri şekilde güzel manipüle oldunuz. Böyle devam edelim. Önümüzde 4 gün daha var. Ben elimden geleni yapacağım sizin için, sorun değil arkadaşlar. Düşmeye gerek yok. Teşekkürler. Tamam. Haftanın ilk gününde sessizlik istiyorum. Haftanın ilk gününde aldığımız isim Murat oldu. Yarın yepyeni bir gün. Ve o günün sonunda da tabii ki yeni bir isim alacağız. Bakalım o kişi kim olacak. Bugün keyifli bir... Niye bakışıyorsunuz? Burcu Hanım. Elif bırakabilir. Seni hiç ilgilendirmez. Özür dilerim. Senin... Kavga etmesinler diye dedim. Yok kavga. Birbirlerine kitlenmiş. Evde neler yaşandı? Ben tekrar toparlıyorum. Özür dilerim. Rica ediyorum arkadaşlar. Ben buradayken zaten herhalde birbirinize dalmayacağınıza göre. O yüzden izin verirseniz ben programı kapatayım. Ondan sonra ne istiyorsanız yaparsınız. Tamam mı? Tamam. Yarın bakalım kimin ismi çıkacak potadan. Yeni bir gün izleyicilerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyor efendim. Yarın yine bizimle birlikte olacağınızı umarak bugünkü programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.